Türkçe Peri Masalları. Korsan Prens. O bir hayal ürünü değil, o bir efsane. Sislere bürünmüş gizemli bir hikaye. O gelecek, o fethedecek, ışığıyla karanlığı silip atacak. Onun cesaretini hepimiz alkışlayacağız. Evet. Ama annem onun öldüğünü söylüyor. Prodos'un büyük büyücüsünün kehaneti asla yanlış olamaz. Prensimiz, kurtarıcımız mutlaka gelecek. Evet. Üzgünüm ama bu krallığa daha yeni geldim. Neler olduğunu bilmiyorum. Ha, peki evlat. Şimdi öğreneceksin. Evvel zaman içinde Prodos'umuz şimdiki halinden farklı olarak çok barışçıl bir krallıktı. Kral ve kraliçe çok iyi ve cömertti. Herkes tarafından sevilirdi. Kraliçe bir erkek bebek doğurduğunda krallığın mutluluğu sınır tanımadı. Bebeğin adı Flash'ti. Ve ah ne kadar sevimliydi. Prodos'un geleceği, halkımızın umudu. Vatandaşlar, işte gelecekteki kralınız Prens Flash. Evet. Harika, yaşasın. Evet. Harika, çok güzel. Ah, sonraki 10 yıl ne kadar güzeldi. Ama derken, kralın uzaktan kuzeni Lex Grail gecenin karanlığında Prodos'a saldırdı ve krallığı gafil avladı. Kral ve kraliçe esir alındı ve o zamanlar henüz 10 yaşında olan prensi bir daha hiç gören olmadı. Bu 11 yıl önceydi. Ama hala hayatta olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü Prodos'un büyük büyücüsü asla yanılmış olamaz. Onu da kimse görmemiş. Her neyse. Prodos vatandaşları için korku her gün dalga dalga gelen bir şeymiş. Zalim bir hükümdarın altında 11 yıl ve tuzlu gözyaşlarının tadı. Ve yine de umut etmişler. Bazıları daha fazla, bazıları daha az. Ama hepsi prenslerinin bir gün geri gelip onları kurtaracağını umut etmişler. Geminize sorunsuz bir şekilde yelken açtırın. Asla deniz sadece bir hayaldir. Çek kovaları çek, tüm balıkları çıkar. Neşeyle şölene hazırlanıyoruz. Cape Colta kıyısına yaklaşıyoruz. Colta'ya hoş geldiniz Kaptan Kartal. Mürettebatımın öfkeli yüzlerini affedin. Anlayacağınız 21 yaşındaki bir çocuğun tüm korsan klanının lideri olabileceğine inanmıyorlar. O zaman benimle dövüşmeliler. Sakin ol. Şaka yapıyordum. Krallığımı kimseye dayatmayacağım. Katılmakta ya da katılmamakta özgürsünüz. Demek ki korsan prens sizsiniz. Bana Flash diyebilirsin. İyi Flash. Yenilmezleri yenebilirsen Colta sana boyun eğecektir. Hayır, hiçbir zaman. Devam et. Dağın arkasında yaşayan tek gözlü kertenkele Colta'yı uzun süredir rahatsız ediyor. Erkekler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar hepsi onun doyumsuz açlığının kurbanı. Defalarca denedik ama onu yenmek imkansız. Eğer sen bunu... Bana yolu göster. Korsan prens derhal onu çukurdan geçirecek ve tek gözlü kertenkelenin yuvasına götürecek olan köprüye götürülmüş. Mürettebatı ve Colta korsanları diğer tarafta beklerken cesurca ilerlemiş. Köprüyü geçmesini ve sonra ağaçların arkasında gözden kaybolmasını izlemişler. Bakalım burada neler varmış. Beni yemeyi planlıyorsan bil ki çok acıyım. Gerçekten mi? Acıyı çok severim.
Öleceksin. Biliyor musun? Gerçekten mi? Ve kim benimle dövüşecek? Sen mi? Muhtemelen. Flash gülümsemiş ve geri adım atmaya başlamış. Şimdi de kaçıyorsun ha? Beni muhtemelen öldürme işin ne oldu? Dev kertenkele güneş altında olduklarının farkında değilmiş. Flash cebinden bir ayna çıkarmış ve canavara doğrultmuş. Güneşten gelen ışık aynaya çarptığında güçlü bir yansıma göndermiş. Ve bu ışık kertenkelenin tek gözüne düşmüş. Hayır! Gözünü kapatmaya çalışmış ama elleri ona ulaşamayacak kadar küçükmüş. Hayır! Ve bu onun sonu olmuş. Herkes Korsan Prens için tezahürat yapmış ve Kaptan Rex Flash ile ittifak imzalamış. Korsan Prens! Korsan Prens! Korsan Prens! Korsan Prens! Tamam dinleyin. Bundan böyle balıkçıları, esnafı, denizde canla başla çalışan kimseleri soymayacaksınız. Bunun yerine ana düşmana saldıracağız. Frodo'sun kraliyet gemileri. Evet! Evet! Sonraki birkaç ay içinde kraliyet gemilerinden birkaçı ele geçirilmiş ve talan edilmiş. Ganimetler, korsanlar, fakir balıkçılar ve kayıkçılar arasında dağıtılmış. Flash her gece uzun süre önce kaybettiği krallığını izliyormuş. Anne, baba, merak etmeyin. Sizi yakında serbest bırakacağım. Siz ve krallığım için geleceğim. Sizi kurtarmaya gelmeden halletmem gereken bir şey var. Flash, Protoss'a saldırmak için çok büyük bir orduya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Neredeyse tüm korsan klanları onu liderleri olarak kabul ederken, en büyüğü ve en vahşisi Tom'u hala ona boyun eğmemişti. Baba, yardımın lazım. Oğlum nihayet yardım istemek için bana geliyor. Daha 11 yıl önce Leos kıyılarına vuran küçük bir çocuktun. Ve şimdi kendine bir bak. Korsanlar Prensi. Seninle gurur duyuyorum. Benim için yaptıklarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Sana hayatımı borçluyum baba. Sen benim oğlumsun. Hadi söyle. Neye ihtiyacın var? Ve böylece Flash, baba korsana planını anlatmaya başlamış. İyi fikir. Evlilik yoluyla bir ittifakı mühürlemek. Cesur değil aynı zamanda akıllısın. Yarın Tomu'ya gideceğim. Ertesi gün baba korsan ekimiyle birlikte Tomu adasına ulaşmış ve burada korsan Regal onları kollarını açarak karşılamış. Baba korsan çok zaman kaybetmeden Regal'a ziyaretinin amacını anlatmış ve korsan çok mutlu olmuş. Kızım Rila ve oğlun Flash mi? Daha mutlu olamazdım. Şölen başlasın. Bu arada işçi kılığına giren Flash, ailesinin nerede esir tutulduğunu bulmak için Prodos krallığına gitmiş. Bugün hava neden nemli? Burada yeni misin? Her gün bu kadar nemli. Evet, burada yeniyim. Dün katıldım. Bir acemi daha, öyle mi? Dikkat etsen iyi olur. Kral çok hoşgörüsüz biri. Deli misin? Bir yabancıya böyle şeyler söyleme. Krala söyleyebilir. Endişelenme, söylemem. Kralın kötü olduğunu biliyorum. Kesinlikle öyle. Acaba prensimiz ne zaman gelecek? Dönecek. Yakında. Flash, halkının Prodos'un intikamını almayı kendisinden daha çok istediğini fark etmiş. Bir an önce harekete geçmesi gerektiğini biliyormuş. Eski kral ve kraliçeyi nerede tutuyor? Nerede sanıyorsun? Zindanlarda. Hayır. Çok özür dilerim. Flash! Neden bahsediyorsun? O sensin. Flash! Üzgünüm ama sanırım... Hayır. O yeşil gözler.
Onları asla unutamam. Ben Başak. Çocukluk arkadaşın. Başak mı? Evet. Gel benimle. Tanrım, Başak, çok güzel görünüyorsun. Nasılsın? Sen olduğuna inanamıyorum. Aman Tanrım. Şşş, bunu kimseye anlatamazsın. Lütfen bana kralı öldürmek için geldiğini söyle. Evet, ama bugün değil. Her şey planlandığı gibi giderse öbür gün Lex Grail mezarında olacak. Ve böylece Flash Başak'a her şeyi anlatmış. Başak çok sevinmiş. Kraliyet Sarayı'nda çalışıyorum. Kral her gün öğleden sonra güneşin zirvede olduğu saatlerde banyo yapmak için göle gider. O sırada çok az koruma var. Bence saldırmak için doğru zaman bu olurdu. Teşekkür ederim Başak. Şimdi ayrılmalıyım ama geri döneceğim. İyi şanslar. Leos'ta baba korsan Tomu'dan büyük bir korsan ordusuyla geri dönmüştü. Başarmışsın. Onunla evlensen iyi olur. Yoksa bu ordu ikimizi de ezer. Saldıralım mı? Hiç sormayacaksın sandım. Plan basitmiş. Flash'in ordusu Prodos'u ele geçirirken Flash ve birkaç korsan gölde Kral Lex'e saldıracakmış. Ancak Flash ve korsanlar göle ulaştığında bunun bir tuzak olduğunu görünce şoke olmuşlar. Bu sırada sarayda kraliyet ordusu saldırıya hazırmış. Sürpriz saldırı planı suya düşmüş. Uzun zamandır kayıp olan prens doğrudan tuzağıma mı geliyor? Teşekkürler Başak. Bir gün kraliçe olacaksın. Ona güvendin seni aptal. Ve o anda gökten birisi düşmüş. Ya da öyle görünüyormuş. Yakaladım. Ne? Kafan mı karıştı baba korsan? İşte bu. Bir tuzak üzerine kurulan bir tuzak. Vay canına. Ama nasıl? Ben bir korsanım Başak. Çocukluğumdan birine güveneceğimi mi düşünüyorsun? O gece beni birine giderken gördün. Ama seni saraya tek izlediğimi fark etmedin. Ne olmuş? Ordum seninkini parçalayacak. Aslında o senin ordun değil. Ne? Dün gece tek tek askerlerini öldürdük ve ordudaki yerlerini aldık. Korsanlar! Ve o anda asker kılığına giren korsanlar miğferlerini çıkardılar. Tanrı'ya şükür. Bu miğferler rahatsız edici. Sonra ne mi olmuş? Sözü başkasının devralmasına izin vereceğim. Teşekkür ederim hanımefendi. Çok naziksiniz. Korsan prens Lex Grail'ı tahttan indirdi ve anne babasını serbest bıraktı. Krallık çok sevindi. İnsanlar alkışladı. Sonunda mutlu oldular. Bugünün geleceğini hep biliyordum. Çünkü Prodos'un büyük büyücüsünün kehaneti asla yanlış olamaz. Ama Prodos'un büyük büyücüsü kim? Şu anda karşınızda duruyor.